أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله, وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabiine lehum bi ihsanin ila din. Risale-i Kudsiye 17. beyt Zuhur etti odem dem sırrında bir nur görenler zan ederdi nefhayi sur ki icmal üzre izhareyle bir nur dediler bazı aşık ola pur nur bu nurdan hisse al hakka gidelim cemali ba kemale seyredelim. Bundan evvelki beyitte Hicri 1271 senesinin Muharrem ayının 11'inde Büyük Şeyh Efendi Hazretleri Kuddise ruhu gece ibadete kalkmış. Ondan sonra murakabe halindeyken evenim ne buyurdu? Gece idi, gönülde dert bir idi. Bak görüyor musunuz? Allah dostları geceleri ayakta geçiriyorlar. Bizler de onların manevi evlatları, Allah yolunun yolcuları olarak o Allah dostlarına uymaya çalışalım inşallah. Yani ne yapalım? Gece illa kalkalım, gece namazı kılmaya çalışalım. Efendim Zikirle meşgul olalım, Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul olalım, istiğfarla meşgul olalım inşallah. Bu manevi yolda gece ibadetlerinin çok büyük menfaatleri var değerli kardeşlerim. Bu menfaatlerden dolayıdır ki Rahmetellil Alemin Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Aleykum bi kıyamil leyli Ey ümmetim, ey ümmetim, size gece namazını, size gece ibadetini, size teheccüd namazını tavsiye ediyorum. Emrediyorum. Neden? Çünkü gece namazı, gece ibadeti, teheccüd namazı sizden önceki salihlerin adeti idi. Bak, görüyor musunuz? bizden evvelki salih kullar, Allah'ın salih kulları da ne yapıyorlarmış demek ki? Gece namazına kalkıyorlar, gece ibadetine kalkıyorlar, teheccüd namazına kalkıyorlarmış. İşte sizler de Allah'ın salih kulları olmak için, Allah'ın sevdiği, razı olduğu kulları olmak için ne yapın? Gece ibadetine, gece namazına kalkmanızı tavsiye ediyorum diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu gece namazının birçok menfaati olmakla beraber birkaç tanesini peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle beyan ediyor. Bunlardan bir tanesi gece namazı gece ibadetine kalkmanın devam etmenin menfaatlerinden bir tanesi şudur ki Allah'a yakınlıktır gece namazı. Allah'a yakınlığın hasıl olmasına, Allah'a kurbiyet hasıl olmasına gece namazı ve gece ibadeti sebeptir, vesiledir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. E zaten bu yolunun yolcularının ana niyeti nedir ki? Allah yolunun yolcularının ana hedefi nedir ki? Allah'a yakınlık, Allah'a kurbiyet, Allah'a dostluk. Heh, işte bak bunlardan bu, bu bu, bu hedeflere varmanın, ulaşmanın sebeplerinden birisi nedir? Gece namazı, gece ibadetleridir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi bunlardan en önemlisinden bir tanesi de nedir? Kamil bir mürşide intisap etmek. Sadece intisap etmek de yetmez değerli kardeşlerim. O Allah dostunun bize gösterdiği yolda onun tavsiye ettiği usul üzere yürümek, ilerlemek, ibadet etmek, kulluk etmek ne yapar? Allah'a kurbiyete sebep olur. İşte o sebeplerden birisi de nedir yine? Gece namazıdır ki o Allah dostları da bize ne yapıyorlar zaten? O gece namazlarını bize tavsiye ediyorlar, bize emrediyorlar. Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruhu her sohbette neredeyse gece namazı, gece namazı, teheccüd namazı, devamlı devamlı böyle buyururlardı bize. Devamlı buyururlardı. Peki niye buyuruyorlar bize? Bu kadar niye ısrar ediyorlar? Çünkü bizim karımızı seviyorlar da ondan gece namazındaki bereketi onlar biliyorlar. Bizim de kazanmamızı istiyorlar da ondan değerli kardeşlerim. Onun için bize tavsiye ediyorlar. Demek ki gece namazı, teheccüd namazı, gece ibadetlerinin efendim kula kazandırdığı en önemli menfaatlerden birisi neymiş? Allah'a yakınlık, Allah'a kurbiyetin hasıl olması. İki, gece namazının menfaatlerinden ikincisi, Günahlardan men edicidir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Günahlardan men edicidir. Hani var ya bazı yanlışlarımız var, bazı kusurlarımız var, bazı hatalarımız var, bazı eksiklerimiz var, bazı noksanlarımız var, bazı günahlarımız var ve bunları terk etmek istediğin halde yine terk edemiyorsun bırakamıyorsun. Nefse galip gelemiyorsun. Nefis sana galip geliyor. İşte ne diyor? Gece namazı, teheccüd namazı ve gece ibadeti günahtan men edicidir. Bu gece namazına kalka kalka, devam ede ede Allahu Teala Hazretleri sana yardım ediyor, sana bir güç veriyor, sana bir kuvvet veriyor değerli kardeşlerim senelerce bırakmak isteyip de bırakma, bırakamadığın nice yanlıştan, nice hatandan, nice kusurundan, nice günahından ne yapıyor? Gece namazı seni döndürmüş oluyor. E zaten gece kalktığımız zaman ne yapıyoruz? Abdest alıyoruz, teheccüd namazı kılıyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Diyoruz ki Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, mağfiret eyle diye yalvarıyoruz değil mi? Cemiyet hatalarımızdan estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Gece kalkıldığı zaman ne yapılması lazım? İstiğfar edilmesi lazım. İstiğfar etmiş oluyoruz. Ondan sonra da ya Rabbi bu günahlardan bizi kurtar, muhafaza eyledi diye de Allah'a dua ediyoruz, yalvarıyoruz. Efendime söyleyeyim. İşte ne oluyor? O gece namazı ve gece ibadetlerinin ve dualarının bereketiyle gece namazı ne yapıyor? günahlardan men ediyor, günahlardan kurtuluşa sebep oluyor, vesile oluyor değerli kardeşlerim. Üçüncü menfaati ise gece namazı ve gece ibadetleri eski günahların keffaretine ve af olunmasına sebeptir. E zaten, zaten de ne yapıyoruz? Demin de söyledik ya, gece kalkıldığı zaman ne yapıyoruz? İstiğfar ediyoruz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Cemih hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah diyoruz değil mi? Dolayısıyla o tövbeyle, o istiğfarla, o pişmanlıkla, o gözden akıtılan yaşlar sebebiyle Mevla Teala Hazretleri ne yapıyor? Geçmiş günahları da affetmiş oluyor değerli kardeşlerim. Ondan sonra bir de gece namazına devam ne yapar? Hastalığı def edicidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine dünyada bulunmamız sebebiyle, imtihan yerinde bulunmamız sebebiyle birçoğumuzun kendimize göre nesi var? Hastalıkları var, efendim darlıkları var, sıkıntıları var ve bir türlü de tedavi olmayanlar da var. İşte bu hastalıkların def olmasına şifa bulmasına ne olurmuş diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Gece namazı ve gece ibadeti ona da büyük vesile oluyormuş değerli kardeşlerim. Hastalığı def edicidir. Gece kalka kalka, dua ede ede, yalvara yalvara nice hastalıklara Mevla Tanrı gece namazını ve gece ibadetini vesile ediyor değerli kardeşlerim. Kur'an azimuşanda sevgili Allah'ımız ne buyuruyor? Estağfirullah Bismillah. İnne'l müttakin fi cennatin ve uyun. İnne'l müttakin'e muhakkak müttaki kullar, muhakkak takva üzere yaşayan kullar, muhakkak günahlardan yanlışlardan sakınarak yaşayan kullar, Allah'ın emirlerini dost doğru yerine getirerek Allah'ın nehil nehiyettiklerinden nehi de dikkatlice kaçınarak yaşamaya çalışan kullar innel müttakine fi cennatin, cennetler içerisindedirler, cennet bahçelerinde dirler ve uyun ve cennet gözeleri, cennet ırmakları, cennet nehirlerinin içerisinde değerli kardeşlerim. Müttakilere Allah böyle bir müjde veriyor. Müttaki misin sen? Evet. Takva üzere yaşıyor musun? Evet. O zaman cennet ve bahçeleri, cennetin bahçeleri, cennetin ırmakları, cennetin nehirleri, cennetin gözeleri seni bekliyor diyor. Ahizine ma atahum rabbuhum. Rablerinin kendilerine ihsan buyurmuş oldu. Göz görmedik, kulak işitmedik, akıllarından ve hayallerinden geçiremediği nimetleri alıyorlar. O nimetlerden faydalanıyorlar. O nimetlerden istifade ediyorlar müttakiler. Peki bu cennet bahçelerine girdirilen ve Cenab-ı Hakk'ın göz görmedik, kulak işitmedik, akıldan hayalden geçmeyen nimetleri kendilerine ihsan buyurduğu bu kullar ne sebebiyle bu nimetlere nail oldular? İnnehum kanu qable zalike muhsinin. Çünkü bu kullar bundan evvelki hayatta yani dünya hayatında muhsin kullardı bunlar. Muhsin. Muhsin kul ne demek? Allah'ın iyi kulu demek. İyilik yapıcı kul demek. İbadet ehli kul demek değerli kardeşlerim. Kötülüklerden uzak yaşayan kul demek değerli kardeşlerim. Başka bir manası da Muhsin kul deme, ne demek? Allah'ı görüyor gibi ibadet eden kul. Allah'ı görüyor gibi namaz kılan kul. Allah'ı görüyor gibi Allah'ı zikreden kul. Allah'la konuşuyor gibi Kur'an-ı Kerim okuyan kul. Her an her yerde Mevlasının Rabb'isinin kendisini gördüğünü bilerek yaşayan kul. Ben seni göremiyorum ama sen beni her yerde, her halükarda, her vakitte Görüyorsun ya Rabbi, bilincinde, şuurunda olan ve bu şuur üzere yaşayan kula ne denir? Değerli kardeşlerim, muhsin kul. İnnehum kânû kable zâlike muhsinin. Bu cennet ehli kullar, dünya hayatında muhsin kullardı bunlar. Yine muhsin kullardı bunlar, yine cennete ve cennetin nimetlerine nail olmalarına sebep olan, Başka bir hususiyetleri de nedir bunların? Kanu qalilen minel leyli ma Bunlar gecenin çok az bir zamanında uyurdular. Bak, gecenin azında uyurdular, gecenin çoğunda ayaktaydılar bunlar. Ayaktaydılar da ne yapıyorlardı? Zevk mi ediyorlardı? Deyip gülüyorlar mıydı? Efendime söyleyeyim oyun mu oynuyorlardı? Yok. Allah için kalkmışlardı. Allah'a kulluk için kalkmışlardı. Allah'a ibadet için kalkmışlardı. Allah'a namaz kılıyorlardı. Rükû ediyorlardı. Secde ediyorlardı. Tesbih ediyorlardı. istiğfar ediyorlardı. Dua ediyorlardı. İnnehum kânû kâble zâlike muhsinin. Bunlar bundan evvelki hayatta Allah'ın iyi kullarıydı. Kanu qalilan min elleyli on gecenin çok azında uyurdular. Yani çoğunda ibadet ederdiler değerli kardeşlerim. Daha yine bu Allah'ın iyi kulları daha ne yaparlardı? Ve bil esharihum estağfirun. Bir de bunlar seher vakti seher vakti Allah'a istiğfar ederdiler. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki gece kalktığımız zaman teheccüd namazı kılmalı, Allah'a dua etmeli, yalvarmalı ve bir de seher vaktinde istiğfar etmeli. Seher vakti hangi vakittir? Hani bizim şimdi imsak vakti dediğimiz vakit var ya, ondan evvelki vakitlere seher vakti deniyor. İmsaktan sonra artık seher vakti geçmiş oluyor. Yani teheccüd kıldığımız o zamanlarda ne yapmalıyız? oturmalı istiğfar da etmeliyiz ki Allah'ımızın Celle Celaluhu bu ayet-i cemiledeki bu müjdelerine nail olanlardan olalım inşallah. Peki kardeşlerim, zuhur ettiği o dem sırrında bir nur. Muharrem ayının 11. gecesi latife-i sırrında bir nur zuhur etti. Muharrem ayının 11. gecesinde Büyük Şeyh Efendi Hazretleri gece kalkmış, teheccüd namazı kılmış, ibadetle meşgul olmuş. Murakabe halindeyken, murakabe halindeyken ne olmuş? Zuhur etti odem dem sırrımda bir nur. Sırrımda bir nur zuhur etti. Bu nur öyle ani ve dehşetli bir nur, bir zuhur etmeydi ki, görenler zan ederdi nefhayı sur. Değerli kardeşlerim, sırrında, sırrında bir nur, efendime söyleyeyim, zuhur etti. Sır nedir sır? İnsanda, insanda on tane latife var değerli kardeşlerim. Latife nedir? Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu, 10 tane cüz'ü, 10 tane parçayı bir araya getirerek insanı yarattı. Yani her insanda 10 tane cüz var, 10 tane parça var. Bu cüzlerin, bu parçaların her birine latife deniyor. Onların hepsine birden de mecmu'ul letaif deniyor. Mecmu'ul letaif latifelerin hepsi demek. Latifelerin hepsi kaç taneymiş demek ki? Mecmu'ul letaif 10'dur. 10 on tanedir. Bu 10 tane latifenin, 10 tane cüz'ün, 10 tane parçanın beşi alemi emirdendir. Yani ne demek? Ruhaniyet tarafından. Ruh tarafından yani. Ne demek? Gözle görülemiyor, elle tutulamıyor. Bu manevi taraftan olan latifeler hangileridir? Bunlar kalp, ruh, sır, hafi, ahva. Bunlar manevi taraftan olan latifelerdir. Bir de latife-i kül dediğimiz bedene taalluk eden latifeler var ki bunlar da beş tanedir. Bu da latife-i nefis ve bedeni meydana getiren kendisine aynı zamanda enasırı erba dediğimiz dört unsur dediğimiz toprak, su, ateş, hava. Toplamı bunların on tane. İşte sır latifesi bu on latifeden bir tanesidir değerli kardeşlerim. Ne buyuruyor? Zuhur etti o dem sırrımda bir nur. O gece yarası murakabe halindeyken sır latifemde bir nur zuhur etti. Bu zuhur etme ve bu nur öyle ani ve dehşetliydi ki görenler zan ederdi nefhayı sur. Görenler İsrafil aleyhisselamın kainatın yıkılması için sura üfürdüğünü zannederlerdi. Yani ne demek değerli kardeşlerim? Yani sanki görenler kıyamet kopuyor zannederdi. Öyle acayip bir şeydi diyor yani. Ki icmal üzre izhar eyle bir nur. Bana gelen bu manevi heyet dediler ki kısaca bir nur izhar eyle. Yani ne demek kısaca bir nur izhar eyle? Yani bu Risale-i Kutsiye'yi nur mesabesine koyuyor. Bu Risale-i Kutsiye nur olarak tasvir ediliyor. Kısaca öyle bir nur izhareyle öyle bir kitap yaz ki, yaz ki dediler bazı aşık ona nur. Allah'ı seven aşık kullar senin icmal üzere izhar ettiğin, yazdığın, bu nurdan yani bu eserden yani Risale-i Kutsiye'den hisselensinler, kalpleri nur ile dolsun. Kalpleri ve içleri dışları nur ile dolsun. Bu nurdan hisse al hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Bu hitap bizedir. Ey Allah yolunun yolcuları, ey müritler, ey Allah'a dost olmak isteyenler, sizler de boş durmayın, efendime söyleyeyim Risale-i Kutsiye ve diğer kitaplar kütüphanede duruyor. Siz onlara bakıyorsunuz, onlar size bakıyor. Öyle olmaz. Ya alın bunları elinize, açın, okuyun ki efendim bu nurdan ne yapın? Hissenizi alın. Tabi değerli kardeşlerim bu nurdan hisse almanın en büyük sebebi, en büyük vesilesi ne olur? Allah dostuna intisap edip de ondan almış olduğumuz manevi vazifelerimiz var ya, tarikat derslerimiz var ya, işte o tarikat derslerimizi vaktinde, zamanında bize tarif edildiği usul üzere yapmakla insan onurdan hissedar olmuş oluyor. Tabi bu tarikat derslerinin de bize kolay olması için feyiz almamız için de ne yapalım? bunun için ortaya konulan, bunun için yazdırılan Allah'ın rahmet olarak manevi bir heyet göndererek bizler için yazdırmış olduğu bu Risale-i Kutsiye'yi açmak, okumak, anlamaya çalışmak ve anladığımızı yaşamaya çalışmakla değerli kardeşlerim o nurdan ne yapmış oluyoruz? Hissemizi almış oluyoruz. Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu mahrum olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bu nurdan gerekse derslerimizi düzgün yaparak, gerekse Risale-i Kutsi'ye okuran, gerekse mektubat oku okuyarak, gerekse Efendi Hazretlerimizin sohbetleri kitabını, eserlerini, ruhul furkan kitaplarını okuyarak bu nurdan hisselenmeyi Allah bizlere nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد